Ağız bakımı yapıyor musunuz? Peki ya arayüz bakımı? Diş eti hastalıklarının temelinde bakteri plağı yer almaktadır. Sadece çok küçük bir grupta genetik nedenler ya da bazı ilaçsal faktörler yer almaktadır. Fakat en birincil faktör bakteri plağıdır. Peki bu bakteri plağı nasıl çalışmaktadır? Ağız bakımının yetersiz olduğu durumlar için şimdi bunu anlatıyorum size. Diyelim ki bir besin tüketildi ve dişlerin, diş etlerinin etrafında 72 saat boyunca temizlenemeden herhangi bir noktada kaldı. Bakteriler bu besin artıkların etrafında hemen hızlıca birkaç dakika içerisinde sarmaya başlarlar. Çünkü ağzımızda milyonlarca bakteri her an zaten yaşamaya devam etmektedir. Ve bu saran bakteriler bakteri plağını oluşturmaya başlarken Çeşitli salgılar yaparlar ve bu salgılarla dişin ya da diş etinin üzerine doğru bu besin artıklarının ve salgıların yapışmasını sağlarlar. Bunlara yardımcı olan tükrüğümüzün içerisindeki bazı aminoasit tabanlı ve başka tabanlı e, yapılar ise bu bakteri plağının ve içeriğindeki maddelerin çökelerek özellikle diş gibi sert dokuların üzerine yapışmasını sağlarlar. Ve 72 saat tamamlandıktan sonra ise maalesef siz ne kadar iyi baksanız da artık onları oradan çıkaramazsınız. Çünkü artık diş taşınız oluşmuştur. Bu noktadan sonra yapılabilecek tek şey profesyonel bir temizlik yani bir diş hekimi ya da bir periodontoloji uzmanı tarafından dişlerinizin profesyonelce temizlenmesidir. Bunun dışında size özellikle söylemem gereken şey şu. Herkeste en fazla hata sadece dişlerin yüzeyini fırçalayarak yeterli bir bakımı sağladığını düşünmektedirler ya da uzun bazı kılları birazcık daha uzun fırçalar kullanarak dişlerin aralarına girdiğini düşünmektedirler. Ne yaparsanız yapın arayüz bakımı için ayrı bir ürün, diş ipi, arayüz fırçası, ağız duşu vesaire gibi ürünler kullanmazsanız maalesef arayüzlerinizde bakteri plakları kalacak ve kısa sürede diş taşına dönüşecektir. Bu nedenle Yine aynı noktaya geliyoruz. İyi bir ağız hijyeni, doğru ürünlerle, doğru sürelerde ve yeterli miktarda ağız bakımı yapılması gerekiyor.